Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı olarak çalışabileceğiniz aralarına, daha önce bu modeli çalışmıştım, aralarına bunu yapıp çiçek olarak da farklı bir model yapabileceğiniz değişik bir model çalıştım bugün sizlere. Bugün bunun yapılışını anlatacağım. Dört katlı bükülmüş suni ipeklerimiz var arkadaşlar, hazır bükülmüş ipek bunlar. Dört katlı şekilde bunlarla çalışacağım bugün modelimi. Her zamanki gibi iğnemiz ve makasımız var. Sosyete iğnesi diye kullandığım bir iğne var. Ve bir makas kullanıyoruz mutlaka. Şimdi boyamızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben çiçek yerlerini önceden belirlemiştim, aslında ayarlamıştım. Şu şekilde de X motifin ortasına denk gelecek şekilde tam ortayı buluyorum. İki tane geriye geliyorum. Bu şekilde olunca daha dengeli oluyor. Şimdi başladığım başlangıç düğümünü atarak alt ayak kısmını çalışacağım. Buraya 4 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. İplerimizi kullanmadan önce mutlaka esnetiyoruz arkadaşlar. İki, üç ve dört. Şimdi 4 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. İpimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi diyoruz. Arada ipi bırakarak yine hepsine birer kere batıyorum. 3 tane zürafa kalıyor. Bu şekilde eksilmiş oluyor. Evet, şimdi tekrar ipimizi geriye getiriyoruz. Gözememizi yapıyoruz ve yandaki zürafaya geçip bir zürafa, sonrakine de geçip iki zürafa yapıyoruz. Birinci zürafamıza geriye geliyoruz. Hafif düğüm sağa çekiyoruz. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyoruz. Bu yaptığımız zürafanın içine geriye geliyoruz ve yine sağa çekiyorum ben, çünkü sola doğru yapacağım. Bir tane zürafa oluşturuyorum. İki tane, bir içine bir zürafa yapmış oldum. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya indim. Birinci zürafanın içine. Sonra yana sıkı bir zürafa ile geçiyorum. Kör zürafa diyoruz. Ve aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum ve yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum. İki zürafadan önceki zürafanın içine ipimi uzatarak iniyorum. Bu şekilde minik minik iki tane dal yapmış oldum arkadaşlar. Evet, şimdi yanlarına birer tane de küçük yaprak yapacağız, ama yaprakları tam dibe yapacağız. Şimdi burada 4 zürafa yapmıştım. Onun ilk baştaki zürafanın içine batıyorum. İpimi bağlıyorum. Ve aynı yere batarak bu sefer biraz daha büyük bir zürafa, yani pırpır yapıyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi ipimi geriye getiriyorum ve aynı yere batarak yine pırpırımı oluşturuyorum. Aynı yere tekrar batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Geri geliyorum. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra son zürafamın içine geliyorum. 3 kere pırpır yaptıktan sonra sadece pırpır yapıyorum bu sefer.
Ve yine ipimi kesiyorum, makasımı bulabilirsem. Evet, şimdi kestim. İşimi ters çeviriyorum. Buradaki alttaki ipi kesmeyi unuttum. Onu da hemen temizleyin. Temiz temiz gitsin işiniz. Yani geri dönüş yapmayın daha sonra. Yani hepsi bittikten sonra keserim gibi bir mantık yürütmeyin. Hemen kesin iplerinizi. Şimdi tekrar ters çevirdim işimi. Aynı şekilde ilk sıradaki zürafanın başına batıyorum. Ve yaprağımın aynısından buraya çalışıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafa da aynı şekilde yaprak çalıştım ve çiçeğimizin üst tarafına dönüyoruz. Artık çiçeğimizi çalışacağız. Şimdi koyu pembe gibi, kırmızıya yakın bir pembe. Ondan ipimi taktım, esnetiyorum mutlaka. Ondan sonra çiçeğimi yapacağım yere geliyorum. Şimdi ipimi uzatıyorum, uzun bırakıyorum biraz rahat olsun diye. Zürafanın üzerine, ortadaki daldaki zürafanın üzerine ipimi bağlıyorum. Daha sonra yanda aşağı indiğim ip var, oraya doğru geçerek bir tane köprü diyoruz buna. Küçük bir, yani küçük demeyeyim, biraz büyük bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra alttaki ipi de tutarak ikisinin içine batıyorum ve düğümü diğer düğümün üzerine kadar çekiyorum buraya. Şimdi aynı yere batarak bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Yani köprünün içine batıyoruz. Daha sonra yine aynı yere batarak zürafa oluşturuyoruz. Bir daha. Bir daha. Dört tane zürafa oluşturuyoruz. Dördüncü zürafamızı bir tık, bir düğüm mesafesi diyeyim, büyük yapıyoruz diğerlerinden. Birazcık daha. Neden? Çünkü şimdi oraya pırpır yapacağım. Şu alttaki ipimi de kesiyorum hemen. Dikkatli bir şekilde. Diğer ipimi kesmeden. Şimdi işimi döndürüyorum. Hafif sağa çekiyorum kendime göre. Yine köprünün içine batıyorum. Diğer düğümün hemen dibine gelecek şekilde bir tane pırpır oluşturuyorum. Bakın. İşimi döndürüyorum tekrar düz tarafına. Ve baştaki zürafaya geliyorum. Aynı yere batarak pırpırımı oluşturuyorum. Biraz büyük oldu. Bozmamaya çalışarak sıkıştırdım. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum ve bir tane zürafa oluşturuyorum. Yandaki zürafaya geçerken bir zürafa, en son zürafaya geliyorum. Dediğim gibi en son zürafam çok 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 az bir büyük bırakıyorum. Dönüp pırpırımı yapıyorum. Yani bu şekilde olunca iki taraftaki pırpırlar da aynı olur arkadaşlar. Aşağı inerek yaparsam aynı görüntüyü vermez. Pırpırımı yaptım. Dönüyorum. İpimi geriye getiriyorum. Gözeme yaptım. Tekrar aynı yere batarak pırpırımı oluşturdum ama hep biraz büyük kaçırıyorum. Evet. Ayarladım. Yine iki tane zürafa. İkincisi bir tık, bir düğüm mesafesi büyük.
Daha sonra hafif sağa çektikten sonra daha rahat yapılır. Pırpırımı yaptım ve tekrar son kez bir tane zürafamı yaptım. Ona da dönüp bitiş pırpırını yapıyorum. Ve son zürafanın içine batıyorum. Geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir tane pırpırımı oluşturuyorum. Ve yine aynı yere batarak bir pırpır daha yapıyorum. Evet. Bu şekilde modelimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Tam olarak tabii bitmedi. Şimdi bir işlem daha yapacağım. Böyle küçücük bir badem gibi. Başka ne denilebilir buna? Pıtrak gibi bir motif oluşturdum. Evet arkadaşlar, şimdi gri mavi gibi, gök mavisi gibi mavi ipim var alttaki şu kullandığım ipten. Onu alıyorum. Motifinin tersini çeviriyorum ve ipimi birinci sıranın sonundaki kısma, şu şekilde diyeyim, şu birinci sıra ile ikinci sıranın arasına ipimi bağlıyorum. Sıkıştırıyorum güzelce. Sonra fazlalığını kesiyorum. Evet. Düz tarafa dönüyorum. İğnemi çıkartıyorum ortadaki boşluktan. Şimdi birinci değil ikinci sıraya batarak bir tane elif atmak diyoruz. Çizgi oluşturuyorum. Tekrar alttan çıkıyorum. İkinci sıraya batarak. Tekrar alttan çıkıyorum. Tam ortaya. Tekrar alttan çıkıyorum ve aşağıya doğru. Ve yine öbürkünün hizasına gelecek şekilde işleme yapıyorum buraya. Şimdi işimin ters tarafına geliyorum ve alttan ipleri toplayarak bir tane düğüm atıyorum. Daha düzgün görünüyor bu şekilde yapınca. Ve kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde motifimi oluşturmuş oldum. Daha sonra hemen yanına açık renkten, bir açık renkten çalıştım ben. Siz istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Onun da ortasını işliyorum. Bu şekilde motiflerimi oluşturuyorum arkadaşlar. Arasını daha önceki motiflerde göstermiştim. Sadece arada çalışabilirsiniz demiştim. Bu şekilde motiflerimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Sevgiyle, saygıyla kalın.